Merhaba arkadaşlar, şimdi size kullanımı çok basit ve sizi animasyon yapmanızı sağlayacak bir plugin göstereceğim. Bu plugin uzun zamanda benim kullandığım bir plugin. Çünkü çok faydalı, çok yararlı ve işinizi olabildiğince hızlandıran bir plugin. Bunu ücretsiz olarak elde edebiliyorsunuz. Ücretsiz sürümü de var, çok daha fazla özelliğin olduğu. Ama ücretsiz sürümü de çok çok kafi, çok fazlasıyla işinizi görüyor. Öncelikle web sitesine girip Dolan for Windows ya da işte kendi sürümünüz, yani Mac kullanıyorsanız Mac. Ona göre tıklıyorsunuz ve indirme penceresinin açılmasını bekliyorsunuz. Açıldıktan sonra direkt indirmeyi başlatıyorsunuz. İndikten sonra RAR'dan çıkartıyoruz ve kurulumuna başlıyoruz. Next. Kabul edelim. Tüm versiyonlar için diyor. Tamam, yüklediyoruz. Yükleme tamamlandı. Bu kadar basit. Yani plugin'in kurulması da çok meşakkatli bir şey değil. Kurduktan sonra After Effects'imizi açıyoruz. Şimdi bir kompozisyon oluşturacağız. New kompozisyon diyelim. Herhangi bir kompozisyon oluşturalım. Boş bir şekilde. Şimdi buraya herhangi bir şey yazabiliriz. Kompozisyonumuzu oluşturduktan sonra bir tane görsel veya bu yazıda olabilir. Yazı efektlerimiz de var. Şuraya ben yazı da yazacağım bir tane. Şimdi öncelikle bunun kendisine ait efektlerini göstereceğim. Plugin'i kurduk, programı açtık. Animasyon vereceğimiz, görsel materyallerimiz, her şey hazır. Ondan sonra şuradan Window diyoruz ve Animation Composer'ı açıyoruz. Açarken bu ve en alttaki açık olsun, sadece buna dikkat edin. Diğerlerine çok ihtiyacınız olmadığı için onları göstermiyorum. Buradan 2 boyutlu veya 3 boyutlu efektlerimiz var. Yazı efektlerimiz var. Animasyonlarımız var. Şimdi animasyon vereceğimiz şeyi, herhangi bir görseli seçiyorum. 2 boyutluyu gösteriyorum. Sadece birkaç tanesini göstereceğim. Zaten gerisini siz bakarak da anlayacaksınız. Yanında da kendisi zaten animasyon nasıl olduğunu kendisi de gösteriyor. Bulanık olarak gelmesi var. Opasitesini azdan çoğa doğru getiren var. İşte sağdan doğru gelen var. Bunun yanındaki eğer ok işaretine tıklarsak işte üstten, alttan, sağdan, soldan şeklinde de diğer şekillerde gelmesini de isteyebiliriz. Animasyonu nasıl veriyoruz? Görseli seçtik. Buradan animasyonumuzu beğendik. Tutuyoruz. Biraz indiri, yani animasyonun gelişi, animasyonun gidişi. Soldaki gelişi, sağdaki animasyonun gidişi anlamına geliyor. Altta animasyonun nerede başlayıp nerede biteceğini biz belirliyoruz. Onu da belirledikten sonra animasyonumuzu alıp girişine tıklıyoruz. Bu kendisi zaten noktasını koyuyor. Bir de gidiş animasyonunu belirliyoruz ve ona da biraz out diyoruz. Aynı şekilde iki tarafı da belirliyoruz. Biz bunu ne kadar geri çekersek önündeki alan kadar animasyon devam edecek anlamına gelir. Baştakini ne kadar uzatırsak arkasındaki alan kadar animasyon devam edecek anlamına gelir. Şimdi örnek gösteriyorum. Gördüğünüz gibi animasyon kendini gösterdi. Bunu biraz daha geri çekeyim. Size daha hızlı gösterebileyim. Geldi ve gitti. Şimdi biz buradan remove diyorum, tekrar siliyorum. Buna farklı bir animasyon verebilir. Dediğimiz gibi buradan baka baka istediğimizi seçip gelişi bu olabilir. Gidiş animasyonu da şu olsun. Gördüğünüz gibi istediğimiz şekilde animasyonu verebiliyoruz. Çok basit. Sadece tut sürükle şeklinde çalışıyor. Dediğimiz kadar şekilde burada animasyon oluşturabiliyoruz. 2 boyut dışında 3 boyutlu animasyonlarımız da söz konusu. Bu gördüğünüz 2 boyutlu animasyon. Ama eğer istersek biz buna 3 boyutlu da animasyon verebiliriz. 3 boyutlu animasyonda aynı şekilde tut sürükle şeklinde bir mantığı var. Sadece 2 tane daha layer oluşturuyor burada. O da çok problem olmayacak. Örnek veriyorum, şuradan bir tane 3 boyutlu animasyon seçelim. Görselimizi seçelim. Animasyonumuzu seçip yes diyoruz. Animasyonu oluştur. Animasyonu bize veriyor. Bunu aynı şekilde bütün görsellerimizi ayrı ayrı dilediğimiz şekillerde oluşturabiliyoruz. Çok basit. Yani zorlanacağınız hiçbir şey yok. Bir yazıya nasıl efekt veririz? Yazıya normal 2 boyutlu ve 3 boyutlu efektlerimizi verebiliriz ama yazının kendine has efektleri var. Bunlar çok daha güzel. Tek satırlı, çok satırlı, işte bunları buradan kendimiz ayarlayabiliriz. Ben sadece karakter olarak tek satırlı olanlara bakacağım. Size göstereceğim. Herhangi bir tanesini seçelim. Gördüğünüz gibi sadece yazı olanlar için çok daha güzel efektler var. Örnek olarak bir tanesini seçtim. Gördüğünüz gibi animasyonumuzu verdim. Bunun yine gidiş animasyonu ayrıca verebiliriz. Çok basit. Sadece plugin'i kurun. Windows üzerinden animasyon kompozisyonu seçin. Zaten buraya penceresi gelecek. Buradan istediğiniz efekti seçip görselinizi seçtikten sonra tutup üzerine sürükleyin. Yani giriş ve çıkış animasyonlarını seçin. O kadar. Zaten belirlediğiniz kompozisyonunuzda belirlediğiniz zaman aralıklarında istediğiniz animasyonu verecektir. Bunun dışında burada ses efektleri de var. İsterseniz bu ses efektlerinden de yararlanabilirsiniz. Klavye, mouse tıklaması vesaire gibi bir sürü ses var. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. İsterseniz hazır animasyonları var elinde. Bunlardan işinize yarayacakları seçebilirsiniz. Bir ikon olarak var. Bunun gibi onlarca hazır animasyonlar var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Efektler var. 2 boyutlu ve yazıya has efektler var. Efektlerin özelliği şu. Süreklilik, yani loop animasyon olarak geçiyor. Bunu verdiğiniz, bu efekti verdiğiniz obje her neyse eğer sürekli olarak o verdiğiniz hareketi tekrarlıyor. Örnek veriyorum, bunu eklediğimiz zaman gördüğünüz gibi
Gördüğünüz gibi bu belirlediğim süre boyunca sürekli bu animasyonu tekrar edin. Çok basit bir şekilde istediğiniz gibi kurgular, animasyon kurguları oluşturabilirsiniz. Özellikle bu Instagram'da hikaye oluşturanlar için veya işte başka platformlarda animasyon yapmak isteyenler için altın değerinde bir plugin. Çok rahat kullanımı var ve istediğiniz animasyonları istediğiniz şekilde verebiliyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kullanın. Yani eğer istediğiniz ekstra farklı dersler varsa yani bana lütfen iletin. Yani ben şunu öğrenmek istiyorum ama bir türlü öğrenemedim. Nasıl yaparız, nasıl ederiz diye. Lütfen bana da iletin. Videoyu yorum olarak da ekleyebilirsiniz. Bunları öğrenirsem ben en azından sizden tavsiye alırsam onların üzerine gitmeye çalışacağım. O tarz videolar oluşturmaya çalışacağım. O yüzden lütfen çekimi. Linki de verdim altta. Videonun altından direkt linke erişip çok rahat bir şekilde indirip kurabilirsiniz. Abone olmanıza çok sevinirim. Benim gönderdiklerimi takip edebilmeniz açısından önemli bu. Benim için bütün yorumlarınız ve beğenileriniz kesinlikle önemli. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.